Şükran dün resim yaparken annesini çizmeyince çocuklar merak edip annen yok mu diye sordular. Şükran da başıyla onayladı. Ben de konu hakkında bir bilgim olmadığı için size danışmak istedim. Anladım, anladım. Eşim Şükran'ın gerçek annesi değil. Biz Şükran'ı evlat edindik. Ama durumumuz biraz karışık. Yani Şükran bebekliğinden beri benimle beraber. Ama Türkan, yani eşim daha yeni. Bir alışma evresindeyiz diyebilirim. Anlıyorum. Gerçekten de biraz karışıkmış. Kadir Bey, işinize karışmak istemem ama Şükran'ın eşinizle beraber daha fazla vakit geçirmesi, ona alışmasına ve onu kabul etmesine yardımcı olacaktır. Öyledir muhakkak. Siz bir baba olarak Şükran'la çok ilgilisiniz. Bu çok belli. Ama Şükran'ın aynı zamanda bir rol modele de ihtiyacı var. Bu nedenle eşinizle beraber daha fazla vakit geçirmesi bu eksiği kapatacaktır. Bu hafta aile bireyleri üzerine bir çalışma yapıyoruz. Aile ağacı çalışması. Siz de eşinizle beraber bu çalışmayı yaparsanız eminim iyi bir başlangıç olabilir. Uyudu mu? Artık Fatma Nur'u çizmiyor. Nasıl? Şükran diyorum, resimlerinde artık Fatma Nur'u çizmiyor. Aman isabet olmuş. Bugün öğretmeniyle görüşmeye gittim ya. Kadın bir anneye ihtiyacı var diyor, onun için çağırmış. Ah yavrum, çözülmedi ki şu dili. Söylesin derdini. İlk gün Türkan Hanım'la beraber gittik ya okula. Kadın karım zannetmiş tabii. Şükran'la annem yok deyince kafası karışmış. Peki sen ne dedin? Vallahi bilmiyorum ki abla. Öyle bir şeyler gebeledim işte. Dilim damağıma yapıştı. Hayır, korktum, farkına varır, ihbar eder. Sonra uğraş dur. Ama kadın doğru söylüyor. Şükran'ın bir anneye ihtiyacı var. Şükran'ın bir annesi var be kaderim. Ya öyle değil. Beraber vakit geçirebileceği biri, rol model alacağı biri. Şükran'ın annesi belli. Türkan Hanım kızım. Hem ne güzel vakit geçiriyorlar onlar. Ha, olmaz dersen ben olayım diyeceğim ama ben bu yaştan sonra rol mü yapamam. Niye, ne varmış ki yaşında? Bak, mahallenin delikanlılarıyla geziyor musun? Kulağıma geldi, haberim yoksa mı? Ah Basri, çoluk çocuğa maskara ettin ya beni. Ne olmuş? Çay bahçesine gittik 2 defa. Suç mu? Yok be abla, takılıyorum sadece. Yoksa mutlu olmak en çok senin hakkın. Sizin hakkınız. Basri babayla kavuşmuşsunuz yıllar sonra da. Tamam, tamam. Daha fazla konuşma. Böyle şeyler ulu orta konuşulmaz. Nedenmiş o? Nazar değer derler. Zevzek, gel. Kadir Hoca'ya gerek kalmadı. Teşekkürler. Hocam günaydın. Günaydın. Niye geldiğinizi biliyorum. İnanın elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bir edebiyat öğretmeni bulamadık. Çünkü ara dönemde öğretmen bulmak biraz zor. Ben bu yüzden gelmedim zaten. Öyle mi? Aile ağacı çalışması için bir fotoğrafınıza, ya vesikalık bir resminize ihtiyacımız var. Aile ağacı mı? Evet. Okulda aile fertlerinin resimlerini yapıştırmak için bir ağaç çalışması yapmışlar. Ben de sizin de resminiz olsun dedim. Biliyorsunuz Sosyal Hizmetler Kurumu'ndan hala gelip kontrol yapıyorlar ara sıra. Şüphe çekmeyelim diye yani. Doğru söylüyorsunuz. Buyurun.
Dün Şükran'ı okula götürdüm. Öğretmeni benimle konuşmak istedi. Buyurun lütfen. Şükran okulda bir resim yapmış. Resme de yalnızca beni ve kendini çizmiş. Arkadaşlar da sormuş tabii annen yok mu diye. O da yok demiş. Ben öğretmenin uygun değil anlattım. Ama sorun aslında sorun değil de. Şükran'ın bir anneye ihtiyacı var. Galiba. Vallahi kafam çok karışık. Bu konuyu da kimseye anlatamıyorum biliyorsunuz. Açıkçası dertleşmeye geldim sizinle. İyi yapmışsınız. Öğretmenin söylediği yalnızca bir annesi olsun değil tabii. Birlikte vakit geçireceği biri. Beraber oyun oynayabileceği biri. Aynen. Resmini yapmak istediği biri. Hocam. Böyle biri zaten var. Öyle mi? Kim? Ben. Ben Şükran'ın annesiyim. İnanın onunla vakit geçirmek benim için de çok iyi oluyor. Biliyorum. Ama ben böyle bir şeyi ima etmek istemedim. Biliyorum. Bunu söylemek istemediğinizi de biliyorum. Ama bunu ben istiyorum. Siz buraya gelmeden önce sizi çağırtıyordum. 2 gün sonra Şükran'ın doğum günü. Hı hı, evet. Var mı bir planınız? Yok, biz öyle ailece kendi aramızda. Sanırım bir çocuğun anneye ihtiyacı olduğu zaman tam da bu zaman. Müsaade ederseniz ben Şükran'a bir doğum günü partisi yapmak istiyorum. Yok, böyle bir şeye gerek yok. Ben böyle düşünmüyorum ama. Bu Şükran için de moral olabilir. Evet, aslında doğru söylüyorsunuz. Bakın okula yeni başladı. Şimdi bir sürü arkadaşı vardır. Onları da çağırırız. Hem kaynaşmış olurlar. Çok güzel bir yerde bir doğum günü partisi düzenleriz. Yok, öyle büyük bir yere gerek yok. Bizim bahçemiz gayet yeterli. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Ama organizasyonu ben yapıyorum. Tamam. Ama ben de yardım edeyim size. Bir erkeğin yapabileceği en büyük yardım parti hazırlanırken ayak altında olmamaktır. Peki. Kimleri davet edelim? Siz o işi bana bırakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.